ısırma vakası var. Hayvan ısırdı, yalan. Ya nasıl yaparsınız bunu ya? Böyle bir şey yapacak en son köpek bu. Ben de sahiplenirim. Canım benim, kurtuldum. Bugün de alıp tekrar evimize getirdik. Artık evimizde yaşayacağım. Şimdi Şila 2015 yılında hamile olarak bizim mahalleye geldi. Yağmur altında doğum yapacak. Tabii mahallenin köpekleri de diğer yabancı köpek istemez ya. Biz tuttuk, veterineri aldırdık, doğumunu yaptı. Çocuklarını sahiplendirdik. Daha sonra alıştı mahallemize. Yaklaşık 9-10 senedir burada. Dün bir asılsız ihbarla muhtarlığa gidiliyor. Şila'nın birini ısırdığı söyleniliyor. Fakat belediyeden gelen ekiplerin elinde hiçbir rapor yok. Buna dair hiçbir kanıt yok. Ve Şila'yı almak istediler. Ya 15 yaşında olur. Ama burada ısırma vakası var. Ama bu Şila ya. Ama bu Şila ısırmıyor ya. Gerçekten ısırmıyor. Lütfen ne olur Şila'yı al. Arabada Şila. Ne olur ne olur. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ymiş ya. Nasıl yaparsınız bunu ya? Tabii onlar da işini yapıyor. Bir şey diyemiyorsun yani. Gerekçe neymiş peki? Güya birisini ısırmış. Halbuki öbürlerini yakalayamazlar. Çünkü yakalanmazlar. Bu Şila çok sevecen. İnsan çok sever. Rapor olmadan, hastane raporu ısırmış mı, ne yapmış, yalan. Bunlar yavaş yavaş şikayet bilmem ne var diye topluyorlar. Alırım ben, bahçemden al. Siz ne diyorsun? Ben bağırttım be. Ben de alırım. Ben de alırım. Hiç bıraktım bak, bu sakat sizi şeyle geldim. Sırf bu aile. Ben de alırım, ben de alırım. Ben de konuşuyorum. Ben de sahiplenirim. Oradan Şila'yı sahiplendik ve evimize aldık. Aa, benim dediğim hanımefendi. Ay çok sevindim. Hadi gözümüzü aydın. Nerede? Şila. Canım benim. Ben de bir açabilir miyim kapıyı? Şila. Canım benim, kurtuldum. Kurban olurum ben seni verene. Yavrum benim. Yavrum. Yavrum. Şila'yı tabii yakalamak için iğne atılmış. Yaşı 12 olduğu için Şila'ya mecburen nefes darlığı çektiği için hemen alıp veterinere götürdük tekrardan. İyi misin? Çiçek kızım benim. Şila'nın bütün bakımlarını biz mahallece üstlenmek istedik her zamanki gibi. Fakat veterinerimiz böyle bir durum karşısında ben asla ücret talep etmem dedi. Çok teşekkür ediyoruz mahallemizin bir veterineri. Bütün masraflarını kendisi karşıladı. Onun için de ayrıyetten teşekkür ederim. İyi ki varlar. İyi ki bizimleler. Gel canım. Gel canım, hadi. Gel. Siz de görüyorsunuz, geldi. Kendi evi gibi direkt oturdu. Kanepeye kuruldu. En iyisini de yaptı. Şila'yı seviyoruz ve bütün Şilaları, bizim ulaşabildiğimiz Şila oldu. Diğer ulaşamadığımız havhavları da inşallah kurtarmaya başarırız diye düşünüyorum. Yasanın geri çekilmesini canı gönülden arzu ediyorum ve yetkililere buradan rica ediyorum. Bu canlarımıza kıymayalım çünkü onlar akıllı, semtlerini, mahallelerini biliyorlar. Biz evimizi alarak kurtardık bunu. Diğer hayvanseverlerden de aynı özveriyi, aynı performansı göstermelerini arzu ediyorum. Yani biz mahallemizde burada bayağı bizim hayvansever kitlemiz var. Bunlarla biz hep savaş veriyoruz, vereceğiz de. Ama bu yasayı inşallah Cumhurbaşkanı insafa gelir de geri çekerse, bilmiyorum ama bir mucize, Allah bir mucize yaratırsa, yani hiç bilmiyorum, sanmıyorum da, umudumuz da yok zaten. İnsana değer yok ki hayvana değer olsun. O yönden biz savaşımıza devam edeceğiz.